Efendim halkı reklamlarından selamlar. Bugün Last of Us Part 2'yi değerlendireceğiz. Spoiler yok, rahat olun. Spoilersız konuşacağız tamamen. Temel soruyla da başlayacağız. Tunca ile Özcan'la beraberiz. Tunca, oyunu beğendin mi? Beğendim. Özcan, oyunu beğendin mi? Bayıldım. Enis, oyunu beğendin mi? Ben de bayıldım. Evet, 3 bayılmakla, daha 2 2 bayılmak, bir beğenmekle devam ediyoruz. Tabii konuşulacak çok fazla şey var. Hepsine detaylı detaylı gireceğiz ama aşama aşama gitmekle başlayalım. Ben izninizle ilk başta neyi sevdiğimden bahsedeceğim. Sonra neyin hoşuma gitmediğinden de bahsederim ama sevdiklerimizi de derim. Çünkü çok sevdiğim şey var. Birincisi, çok saçma gelecek size ama çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Özel ayarlar seçeneği var. Bunu biz konuşmuştuk kendi aramızda oynarlarken de. Oyunda, oyuna girmeden önce öyle ayar seçenekleri vermişler ki oyuncuya. Şok oldum görünce yani. Mesela özel ayar var abi. Eski oyunlardaki gibi, böyle Tuncay demişti onu, eski oyunlardaki gibi. Her bir şeyin zorluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Düşmanları çok zor yapabiliyorsunuz. Kaynak bulmayı çok kolay yapabiliyorsunuz. Görüş mesafesini arttırabiliyorsunuz. Ya o kadar fazla ayar var ki, ben ilk sefer oynadığım zaman klasik normal seviyede oynadım bu arada. İkinci sefer oynadığımda düşmanların canını fulledim. Düşmanların görüş mesafesini fulledim ama kaynak bulmayı kolaylaştırdım mesela. Ya kendi oyun deneyimimi ortaya çıkarabildim. Ya Ya bu bayağı benle iki farklı alakalı. oyun gibi etki yaratabilir yaptığın ayara göre. Abi inanılmaz ya. Direkt deneyimi değiştiren, oyundaki aksiyon kısmını değiştiren bir şey haline gelmiş. Bu çok enteresan ve çok fazla oyun değil. Neredeyse hiçbir oyunun düşünmediği bir sistem bugünlerde. Eski Tabii. oyunlarda vardı hakikaten. Bir de yine konuştuğumuz bir mevzu. Hani görme ve duyma engeli olan arkadaşlar için de öyle iyi ayarlar koymuşlar ki, mesela oyunda metni seslendiren bir şey var. Yani oyunda gördüğünüz her şeyi sesli olarak duyabiliyorsunuz. Özel olarak bunun İnanılmaz. ayarını açabiliyorsunuz. Ve Türkçe seslendirmesi de var bu ayarın, ki oyun full Türkçe dublaj bu arada. Türkçe altyazı mevcut. Ki böyle bir oyunun Türkçe dublajını da yapması kolay iş değildir. Tahmin edebiliyorum, karakter odaklı bir şey ama ben oynadım Türkçe dublajlı olarak. Beklediğimden çok daha iyi buldum. Yani hakikaten biz dublajda iyiyizdir diğer ülkelere göre hep diye konuşuruz ama oyun örnekleri açısından da benim oynadığım en iyi dublajlı oyunlardan biriydi. Hatta en iyisi olabilir Last of Us. Çok başarılıydı dublajları. O açıdan tebrik ediyorum yapanları. Ya bunlar böyle ana noktalar değil oyunla alakalı ama ilk başta söylemek istediğim şeyler. Çünkü ana noktalara Kesinlikle. gireceğiz. Benim de başlar başlamaz en çok dikkatimi çeken bu olmuştu. Bu arada gözünüzü korkutmasın. Yani bir sürü detay var ama siz yapmak zorunda değilsiniz. Değilsin İsterseniz tabii. otomatik ayarlarla çat diye de başlayabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ben mesela orta seviyede oynadım ilk başta. İkinci sefer oynarken New Game Plus var bu arada oyunda. Hani onu oynadığım zaman ayarlamak istedim, kurcalamak istedim oraları. Yoksa kendi zorluk derecesi bence gayet tatminkar bir zorluk Evet, ya bir derecesiydi. de sadece zorluk da değil, altyazıların boyutunu değiştirme, arka plan değiştirmeye ek olarak Evet. hani karakterler nereden konuşuyorsa yönünü gösterme, her karakteri farklı renkle gösterme, her türlü detay var. Yani çoğu oyunda Evet. altyazılar ufacık geliyor. Bazılarında hani büyütmesi bile update ile ekleniyor çoğu oyuna PlayStation'da. Bence hani buna önem vermeleri benim çok hoşuma gitti genel olarak. Bu kadar seçenek Evet. sunmaları. Buradan Katılıyorum. da The bir... Order'ı hatırlayın bile. Pardon, The Order'ı da hatırlayın. Ne kadar küçüktü değil mi? En çok şikayet Evet ettiğimiz ya. noktaydı. Bu da Allah'tan. Mimik cidden. Evet, çok karınca doğası gibiydi. Burada her bir şeyi ayarlayabiliyorsun. Kesinlikle muhteşem bir erişilebilirlik seçeneği koymuşlar. Daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz kadar tüm Evet. vatandaşları düşünmüşler. Tebrik ediyorum Bu gerçekten. arada Özcan'ın setup'ıyla bizi dövüyor olması da video boyunca gözünüzü rahatsız etmesin lütfen. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ama Allah aşkına şu güzel. Yerim Aynen, biz seni lan. keko kaldık ya. Gözüm gidiyor. Arkada sürekli bir sürü şey var. Biz Estağfurullah. bağcılardan bağlanıyoruz, etilerden bağlanıyormuş gibi oluyoruz. Yo, Estağfurullah. gayet güzel abi, gayet güzel setup'ın. O zaman bir konuda daha bahsedeyim, sonra pas atayım, genel konuya geçelim. Oyunculuklara bayıldım. Bak, oyunculuk diyorum. Ara sahneler, mara sahneler falan geçtim. O Anladım. öyle bir oyunculuk var ki ben izlerken film gibi değerlendirmeye başladım. Yalnız şu iyi oynamış da diğeri biraz şey mi falan, hani böyle ona değerlendirmeye başlıyorsun adam. Çünkü mimikleri, sadece el kol animasyonlarını değil, yani mimikleri, gözü, kaşı, şöyle seyirmeleri falan, en ufak hareketleri bile vermişler. Yani söze gerek kalmamış oyunu oynarken. Hakikaten adamların birbirlerine olan bakışlarından veya kadınların, yani oradaki duyguyu, oradaki gerginliği çok iyi anlayabiliyorsunuz. Ya yani buna inanılmaz çalıştıkları çok belli. Gerçekten de hani full ara sahnelerini birleştirip koysalar, ya bu bir filmmiş gibi izlersin yani, böyle oturup hani aa ne güzel yapmış herifler diye. O kadar Valla başarılıydı. Hem buna oyunculuk anlamında hem mimik anlamında. sonuna kadar katılıyorum. Bir oyuncu olarak da onaylıyorum yani. Kesinlikle hakikaten bayağı iyi oyunculuklar var. Sadece seslendirme aktörlüğü olarak da değil, hani karakterlerin animasyonuna da çok iyi yansıtmışlar. Evet. Aynı şeyi kesinlikle katılıyorum. Hatta keşke dedim, ulan dedim, oyun bitince dedim bütün o CGI filmler olsaydı da izleseydik dedim hani Bu tekrar. Anladın arada mı?
CGI değil onlar, düzeltilmiş. CGI onlar değil. Oyuncu, evet. Grafiklerle yapılmış sahneler. Özür diliyorum. CGI değil. Eski eski oyunculuklardan çıkan. Eskiden CGI'di biliyorsun. Artık değil. Evet. Şunu da söyleyeyim, hatta bir karakter böyle uçurumun kenarından geçerken şöyle gözlerini belttiriyordu böyle. İnanılmaz çok yüksek. Korkuyor. İnanılmaz animasyon diyor. Abi şey yani öyle. İnanılmaz animasyonlar. Çok sadece güzel. Sadece ara sahne için de değil. Mesela düşmanın boğazını sıkıyorsun. Hmm. Düşman gidiyor, anladın mı? Sen de böyle hani sıkıyor yani. O yani sıktığı hı-hı zaman şeyi hissediyorsun böyle yani. Hani orada bir gerilim var ya da bıçak saplarken, bir çekişme yapılırken, bir şey olurken yani her şeyde bir böyle suratlarda ekşimeyi görüyorsun. İşte oradaki aksiyon esnasında her şeyi hissettirmiş herifler yani. Hani özellikle açık böyle bir sırf oraları görmek için bazı sahneleri tekrardan oynadım. Evet ya, son bu nefesini verişleri. Bu konuda bence yapılmış en iyi oyun olabilir yani, bu konuda en başarılı bence olan. Ya çünkü genelde çoğu oyunda çok mekanik geçer böyle şeyler. Sabit animasyonlar vardır. Hani alışırsın adamın yüzünü zaten o şekilde görmeye. Hep aynı şekilde ölürler. Ya bunda ya neredeyse hani diyelim ki 300 kişiyi öldürüyorsun. Her biri farklı bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ya tabii ki de belli başlı farklı animasyon çeşitleri var. Bunlar belli bir döngüyle geliyor. Ama hani öyle bir ayarlanmış ki her biri farklı hissettiriyor ve hani kendinde de düşmanda da o hayatta kalma hissini çok iyi yansıtıyor, sana aktarıyor. Peki şu konuya katılır mısınız? Benim oyun boyunca hissettiğim en vurucu özellik şu oldu. Hmm. NPC'ler, öldürdüğümüz NPC'ler bildiğin gerçek gibiler. Yani şey açısından söylüyorum bunu. Hem isimleri var, hem birbirleriyle konuşmaları çok iyi. Hem tepkileri harika. Ya o kadar garip ve doğal sahneler gördüm ki. Birincisi ilk defa bir oyunda şeyi yaşadım herhalde. Birini öldürmüştüm. Düşman onu fark etti ve arkasından bağırdı. Hani nasıl olabilir bu, bilmem kim öldü evet diye. Aa, evet. O, onlar çok oluyor. İrkildim lan olduğum yerde. Hele ki köpeklerde. Heh, ay, bu arada bak ya, köpekleri bak özel konuşalım. Bir videoyu en son yayında izlerken demiştik yani köpeklere de yazık falan diye. Bir eyvah tane köpek hayatta bırakmadım. Her birini katlettim. Öyle bıçağı falan nasıl dayıyorum, köklüyorum, basıyorum tuşa. Ya Tunca. Şöyle bir şey var. Bu konuda biz kardeşimle konuştuk işte. Yani en başta istemiyorsun, tamam mı, öldürmek? Ya hepimiz evet de olmuştuk. Abi öldürmek en zorundasın başta ya. Çok zor. Zaten ben yapımcılara kızdım orada. Yapımcılar çünkü şey demişti. Hani öldürmek zorunda olmayacağınız bir şey olacak demişti. Abi öyle bir dünya yok. Öyle bir şey dizayn etmemişsiniz yani. Net evet öldürmek zorundasın. Çünkü ya köpek peşini bırakmıyor senin. Herkesi öldürüp de köpeği öldürmeden hmm durmak çok zor bir şey orada. Ya kaçabilirsin mantıken. Ama kokunu alıyor, takip ediyor. Yani işini çok zorlaştırıyor. Hani köpeği öldürmeyeceğim diye uğraşırsan kasman gerekiyor. Abi vicdansız, çok iyi koku alıyor bir de. Yani en çok köpekten tırsıyorum. Nasıl koku alışlı o tam köpekler kokuyor yani. Ay, evet, çok, oyunda bir mekanik var. Kokunuzu alabiliyor köpekler. Tabii o hı-hı kokunuzdan kaçabiliyorsunuz yani. Yani kurtulabiliyorsunuz. Ama tabii zor bir şey orada köpeklerden hı-hı kaçıp gizli gitmek isteyenler için. Benim bahsettiğim şey NPC, mesela Uncharted'larda ana karakterlerin kendi arasındaki konuşmalarını çok iyi bulmuştuk yani. Hep hı-hı Last of Us'ta da o vardı falan. Bunda onu evet bir 10 adım ileriye taşımışlar. Adamlar şeyde de çok iyi iş çıkartmışlar. Yani düşmanların kendi aralarındaki konuşmaları da çok gerçekçi. Tepkileri hı-hı sana bağırıyorlar bazen. Böyle adını hı-hı falan bağırıyorlar. Şok oluyorsun böyle. Bana mı dedi lan o, ne oluyor falan diye. Yani kendi aralarındaki interaksiyonları çok iyi. Özellikle şeylere bayıldım. O videolarında gördüğümüz var. Scar diye bir grup var ya. Videolarda gördüğümüz, hı-hı, tanıdığımız. O Scar'ın mesela ıslıkla iletişime geçiyor olmaları mesela beni hani ürpertti yani. Bir anda ıslık çalıyorlar. Enis. Enis ne diyeceğim? Yemin ederim bak aynen benim şey, her şey aynı yaşım. Bir daha yemin ederim ben ıslık duymak istemiyorum. Aynen. O kadar ürettiği. Islık sesini duyunca huylanıyordum oralarda yani. Çünkü tehlikeli adamlar yani. Abi, evet çok bir gıcık de şey çok iyi fikir abi. Islığın ne anlam ifade ettiğini bilmiyorsun ya. Evet. Yani islık sen biliyor de orada öğreniyorsun hani ıslığın ne işe yaradığını, ne olduğunu, ne bittiğini falan. Onu çok çok iyi yapmışlar yani. Aralarını neyse ben çok basattım. Tuncu'dan devam edelim. Tunca senin bu konular dışında bahsetmek istediğin bir şey var mı? Bende daha var da sen ya de devam et. Ben şeye bayıldım ya, yakın dövüş muazzam ya. Ben neredeyse silah kullanmak istemedim. Ya sürekli böyle hani ucu ucuna hayatta kalma hissine o kadar çok bayıldım ki hani böyle ona bıçağı saplıyorum, oradan onu yakalıyorum, ona vuruyorum. Hani kaçmak, tekrar vurmak falan. Yani inanılmaz güzel. Hani onu bırakıp da silah kullanmak hani çok nadir istedim. Ki zaten hani mühimmat falan bulmak da çok kolay değil aslında. Böyle dandun herkese evet sıkarak ilerleyemiyorsun da. Oyun seni biraz bazı noktalarda gizliliğe ve yakın dövüşe de itiyor. Ama hani yakın dövüşlerde özellikle biraz şeye de benzettim. Yakın dövüş olarak değil de kamera kullanımı olarak mesela
Gears of War'da şey vardır ya, koşarken hareketli kamera sallanır ve hani savaş atmosferini çok iyi hissedersin. Burada da ona benzer bir kamera kullanımı var. Yani o kadar güzel koreografi yapmışlar ki bu yakın dövüş anlarını, hani bırakmak istemiyorsun. Ben oyunun çoğu kısmını öyle oynadım yani. Yaka paça böyle. Animasyon film gibi ya. Gerçekten animasyon film gibi. Bu arada o kamera sallanmasını, bulanıklığı bile kapatabiliyorsun. O da var ayarlarda. Kamera sallanmasını da Aman yok, getirebiliyorsun. sallansın, benim hoşuma gitti, bayıldım ya. Benim de hoşuma Evet. gitti ya. Ben de Standartta 10. şeyi çok sevdim ya. Bu düşman yapay zekasıyla da alakalı. Yani düşmanların görüş mesafesi bayağı iyi bence. Hani kolay da oynamıyorsanız orta seviye ve orta seviyenin üstünde. Hele orta seviyenin üstünde zaten çok iyi görüyorlar ama ortada da bayağı iyi görüyorlar. Yani ben çok uzaktayım deseniz bile açıkta olduğunuz zaman anlıyorlar orada birinin olduğunu. Ve şey, hani reaksiyonları da hızlı oluyor. Zaten bence Last of Us gizli gitmek için kolay bir oyun değil. İlk oyun da öyleydi. Yani oyun seni gizli gide gide her yeri bitirmeni çok istemezdi. Hani biraz zorlardı. Düşmanın seni fark etmesini sağlardı falan. Bunda da benzer bir şey yakalamışlar. Düşmanları böyle indirdikten sonra yakalanma ihtimali. 10 kişi varsa 3'ünü gizli alırsınız ama geriye kalan 7'sinde yakalanma ihtimaliniz yükselmeye başlıyor. Ben de özellikle o düşmanların hani şeyini çok sevdim. Panik havasındayken yapabileceklerinin fazla olması. Bu sadece silah fırlatmak, molotov kokteyli atmak falan değil abi. Mesela şey olayı çok büyük bir dinamizm getirmiş. Bir, ufak yarıkların içerisinden geçebiliyorsun. Şimdi Joel değil de artık Ellie'yle oynuyoruz ya. Ellie biraz daha tabii ince bir kız. Yani böyle şeylerin arasından geçebiliyor, ufak yerlerin arasında. Bir de full yere yatma olayını getirmişler. O mesela müthiş bir şey, dinamiklik katmış. Çünkü şu çok güzel oluyor. Adamlar seni fark ediyor. Geliyorlar sana doğru ama tam nerede olduğunu bilmiyorlar. Arabaların olduğu bir yerdesin, hemen arabanın altına giriyorsun mesela. Arabanın altından diz kapaklarına bakıyorsun falan. Ulan şunu vursam mı diyorsun. Birini vuruyorsun. Düşüyor. Kafasına sıkıyorsun. Diğeri arkadan seni çekiyor. Aynen, o Arabanın bana da altından. oldu. Arabanın altından çıkardı beni. Çıkartıp balta Çıkarıyor. sallamaya çalışıyor. Sonunda kaçıyorsun o balta sallarken. Bir anda ona vursam mı diyorsun. Ona vururken şey mi yapsam diyorsun. Yani o panik havasını çok iyi yaşatıyor oyun. Bir de şeyi çok sevdim senin dediğine ek olarak Tunca. Yakın dövüşte şey olayı çok iyi olmuş. Mesela L1 ile kaçıyorsun ya. O Doğru. L1'e Batman oyunlarındaki gibi counter atak tuşu yapmamaları çok hoşuma gitti. Yani biraz daha böyle şey gibi, Bloodborne'daki gibi olmuş. Ya yani doğru zamanda kaçabiliyor olman lazım. Aynen. Yoksa çok büyük avantaj elde edemiyorsun. Aynı zamanda şey de çok gergin. Mesela bir yakın dövüşte geliyor yanına. Sen onu indirmen lazım hızlı çünkü ateş ediyorlar arkada. Yani onunla olan savaşın ne kadar uzun sürerse o kadar sıkıntıya girmeye başlıyorsun. O yüzden doğru oynamak için kendini bir ekstra kasıyorsun. Yani o gerginliği, hayatta kalmayı, panik havasını atmosfer olarak da, oynanış olarak da çok başarılı bulduğumu söyleyeyim. Evet, Özcan Bey, çok sizin çok tatmin edici. Ben de kesinlikle tüm söylediklerinize katılıyorum. Plus olarak şunu diyeceğim. Mesela yere yatma olayı var ya. Hani bir de böyle ateş etme var ya. Bak, bu da ilk defa gördüğüm bir şey yani. Last of Us serisinde çok güzel bir şey Zaten getirmiş. iki oyun oğlum Ben... Last of ya Us genel Hadi üç olarak oyun diyelim. ya doğru. Yani üç oyun, evet. Behind the Scenes, Left Behind'de. Ya en Çok azından bu güzel bir tarz her giriş oyunda yok çekmiş. yani. O açıdan Evet, belki yok. söyleyebilirsin. Metal Gear Solid'den orada büyük örnek almışlar herhalde. Çünkü şey Ha, olayı da var. Mesela Last evet. of Us'ta abi, çok pardon sözünü böldüm. Yo, Sana biri estağfurullah. mesela vurduğu zaman, Part 2'den bahsediyorum, yere kapaklanabiliyorsun. Yere kapaklandığında yani mermi yedin, yere düştün mesela. Yerdeyken nişan alabiliyorsun ama. Ayağa kalkmana Evet. gerek yok. Metal Gear Solid'de 5'te de vardı o ve çok güzeldi. Yani biri seni vuruyordu, yere düşüyordun, yerde nişan almaya devam ediyordun. Bunu oyuna adapte etmeleri kendilerince çok iyi olmuş bence de. Çok gerçekçilik katmış, inanılmaz. Aksiyon devam ediyor. Böylece dövüşme çeşitliliği de artıyor. Yakın dövüşler zaten inanılmaz zevkli. Hele şöyle koşa koşa gelip düşe bir tane çotor ak diye bir çakarsa beynine. O videolarda hatırlıyor musunuz? Trailerlarda gördüğüm şey, ya bunlar olmaz ya falan Evet. diyenler oluyordu. Aynı sahneler yaşanmıyor mu? Hepsi Yaşanmış. var. Evet, yapmışlar. Hakikaten de Kesinlikle yapmışlar. yani hem yüz mimiklerinde hem de çıkardıkları ses olarak tepkilerde bile her bir karakter hakikaten farklı ve özgün. Ya onu çok net Evet anlıyorsun yani. oyun boyunca. Şey Hele o olayını Serafim yap. abiler, iri Serafim abilerim, hani baltalı Serafim abiler var ya, Serafim aslında Scar değil de Serafimsi ya onların ismi aslında. Serafim meleklerinden geliyormuş bu arada. Onun da bir referansı var. O abiler hele çok korkunç değil mi ya? Böyle bir tane geçiriyor. Evet. Muhteşem. O dövüşlere bayılıyorum işte. O Serafimlerle özellikle. Bu Buyur. arada Ya ben... siz ikiniz de Pro'da mı oynadınız? Evet, Evet. Pro'da. Oradan da Ben biraz 4K bahsedelim. HDR'da Ben mesela PS4'te oynadım. oynadım. Ya bu da 4K bazıları için bir soru işareti olabilir performans HDR'da. konusunda. Evet. Yani hiç FPS düşüşü yaşamadım ben. Gayet temiz, hani Ben de. çok da güzel grafiklerle oynadım. Ama tabii yani roket gibi bağırıyordu PlayStation, ona engel olamam ama temiz çalıştı yani, onu söyleyebilirim.
Ben de bazı sahnelerde PS4 Pro'da 4K HDR'le oynadım ben de. Bazı sahnelerde roket olmasa bile böyle hani hafif kalkış fan sesleri verdi. Ama genel olarak herhalde PlayStation 4'ün teknik olarak en iyi çıkış yapan oyun olabilir. Mesela God of War'ı hatırlıyorum. Orada bile bazen FPS düşüşleri oluyordu. Gerçi God of War'un açık dünyası var hani şey olarak ama yarı açık dünya olsa da. Ama bu en pürüzsüz çıkan PS4 oyunu olabilir herhalde. Yani adamlar bayağı iyi iş çıkartmışlar o içerisinde. Kesinlikle Onu tebrik katılıyorum ya. ederim. Var Gerçekten mı abi filmin hiçbir başka? seçemedim. Benim ekleyeceğim müzik konusu var. Yani Last of Us'ın müzikleri bende hep ayrı bir yeri vardır. Hani aynı adamın müzikleri yine yapacağını öğrendiğimde de çok sevinmiştim. Oyunu oynarken ama ya oyun boyunca böyle adamın o hani gitarı pek tıngırdamadı. Hani girişlerde özellikle. Ben dedim ki ulan bu adamı niye aldılar? Hani madem bu adamı alıyorsun hani kullan bu gitar sesini ben duyacağım falan diye gidiyordum. Bir yerden sonra ama adam tıngırdatmaya başladı ve hakikaten yine efsane müzikler çıkarmış. Yani ismini bilmiyorum henüz resmi yayınlanmadığı için ama favorim olan bir iki parça var. Çıktığı zaman herhalde Müzikler artık konuşmuş yine. Bu Soundtrack arada albümü de yayınlanır. o abiyi de görüyoruz oyun içinde bir yerde. Aa. Aa, bilmiyorum. Evet. Gustavo'yu da bir yerde görüyoruz. Dikkat edin. Söylemiyorum şimdi nerede olduğunu tabii de görüyoruz yani. Aa. Modellenmiş olarak var. Oturup gitar çalıyor. Bu arada gitar Aa, da değildi onun. Farklı bir evet. enstrümanı vardı. Ha, Kendi onu çalıyor. memleketine özgü de Aynen. onun adını hatırlayamadım ama gitar Öyle türevi de bir şey. aynen. Evet, onu çalıyor zaten. Yanında köpeği oturuyor. Bu arada yan karakterler de çok iyi zaten. Gerçek gibi hissettiriyor. NPC'ler gibi. Enis. İnanılmaz yan karakterler var. Bayağı bir sayıda var. Bayağı hikayeleri var. Özel o kağıtları bulup okursan neler neler öğreniyorsun oyunla Evet. ilgili. O konu da güzel bir konu. Çok not var etrafta. Geçen oyuna göre not sayısını bayağı arttırmışlar. Evet. Ve notları bulup okumanızı tavsiye ederim. Çünkü direkt Evet. olarak şey yapıyor. Yani o dünyada olan bitenle alakalı, orada bulunan insanların yaşadığı dramla alakalı her şeyi gayet güzel arkadan şey yapıyor zaten. Ben bu oyunla alakalı şeyi hissettim. Bu aslında dizisine de pas atabilir burada konu. Çünkü şimdi dizi gelecek ya Last of Us'la alakalı. Last of Us'ın dünyasını genişletiyor bu oyun. Yani farklı gruplar görüyorsunuz, farklı bir yaşanmışlıklar görüyorsunuz. Aslında hatta belki bu eleştirilen bir konu bile olabilir oyunla alakalı. Çünkü oyunda çok fazla yeni şey görüyorsunuz. Hani genişlettiğini çok iyi anlıyorsunuz evreni ama yani hepsinin ne bittiğini tam olarak oyun size söylemiyor. Yani ben öyle hissettim. Yani tam olarak hani neticeye bağlandığını hissetmedim. O grupların ne olduğunu, ne bittiğini. Ama oyunu zaten bunları neticeye bağlamak gibi bir derdi de yok. Bana biraz daha şey gibi geldi. Bulunduğumuz dünyayı böyle yavaş yavaş inşa etmişler, yükseltmişler. O hani sadece ilk oyunda Joel'le Ellie'nin o macerası kaçakçı gruptan falan daha büyük bir şeye evirmeye çalışmışlar oyunu. Büyük ihtimalle dizisinde biraz daha fazla işleyeceklerdir oradaki gruplar herhalde harcamazlar diye düşünüyorum. Çünkü orada güzel materyaller var. Evet, kesinlikle. Özellikle bazı gruplar arasındaki bazı olaylar gerçekten tam bir dizi konusu yani. Yani şimdi söylemiyorum tabii. Bu arada bunu spoilerlı versiyonla çok detaylı konuşuruz. Hani detayına giremiyorum, girmek istiyorum ama Konuşamıyorum. ben de dediğin gibi hani bu mevzudan biraz rahatsız olmuştum oyun esnasında. Hatta eleştirmiştim. Ya bunu niye böyle yaptılar? Niye böyle falan diye hani bayağı sinirlendiğim oldu bazı şeylere. Ama bir süre geçtikten sonra hani tam zıttı bütün fikirlerim değişti. Yani İnanılmaz. şöyle söyleyeyim hikaye olarak. Yani ilk oyunun ayrı bir yeri var bende hala. Onu bunun üzerine hala koyuyorum hikaye atmosferi açısından ama bu oyunda hani ilk oyunun etkisine çok yakın, çok güçlü bir hissiyat yaşattı. Yani ben herhangi bir filmde ve dizide de hani benzerini yaşayamadığım bir şey yaşattı açıkçası. Yani çok Evet. düşündürücü ve duygusal olarak yükü ağır bir oyun bence. Bence de. Çok. Ben bu oyunun gittiği rotanın çok cesurcu olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Beklemediğimiz şeyler olmuş. Yani beklemediğimiz şeyler olsayken beklemediğimiz duygular olmuş oyun içerisinde. Ben mesela hiçbir oyunda hissetmediğim duyguları, ya yani çok az oyunda hissetmişimdir. Bu oyunda hissettim yani. Bu her zaman eğlence olmadı bu arada. Ya farklı duygular hissettim yani oynarken. Bu kadar, ya tek bir oyunda bu kadar bambaşka duyguyu hissetmemiştim hayatımda hiç. Yani çok fazla duygu atıyor çünkü oyun senin üzerine. Ve bunlar hakikaten Tunca gibi sinirlendiğiniz olabiliyor. İşte anlamsız gelebiliyor. Sonradan lan diyorsun. Sonradan Allah Allah diyorsun falan. Yani oyun hakikaten bir duygu karmaşası içerisinde geçiyor. Ben mesela eksi olarak söyleyeceğim birkaç bir şey söyleyeyim. Bu arada oyun ben her şeyine bayıldım. Veya şöyle söyleyeyim bitirdim gibi tekrar açtım. Ama bir şey Aynen. bana en çok rahatsız olduğum tek bir şey oldu oyundan. Bence oyunun süresi kısa. Yani şöyle söyleyeyim oyunu 20 ila 27 saat arasında bitirebilirsiniz. Şundan dolayı ben ilk oynadığımda mesela çok yavaş oynamama rağmen
20 saatte bitirdim oyunu. İkinci oynayışımda daha yavaş oynayıp daha uzun sürede bitirebildim. Yani şu an öyle gözüküyor. Ama mesela ilk oynayışında 27 saatte bitiren de var. Yani böyle çok yani farklı süreler var oyun içerisinde. Ancak bu farklı sürelerin oluşmasına sebep olacak çok fazla şey yok. Nasıl o kadar farklı sürede bitirmişiz bilmiyorum. Yani. Ama şunu söyleyebilirim. Çok pardon. Kısa olmasının sebebi süresinden bağımsız olarak abi daha yapabileceğin şey var oyunda gibi hissettim ben. Yani oynanış materyali olarak daha oynanış materyalinin üzerine birkaç bir şey daha yapılabilirdi gibi hissettim. Mesela şey konusu bence üzerine gidilebilir bir konuydu. Bence eksik kalmış orası. Zombilerle insanları birbirine düşürmek. Yani o konuyu böyle girmişler ama çok tam az potansiyeline ulaşmamış bence. Evet. Ki yapabilirlermiş. Niyeyse devam etmek istememişler. Evet. O bir garip geldi. Hani o bile zaten bana başlı başına değişik bir 4-5 saatlik deneyim yaşatabilirdi gibi hissettim ben. Ya ben bittiği zaman biraz böyle şey oldum. Hani doymadım yani. Gerçi böyle kaliteli oyunlara doymak zordur ama God of War mesela beni doyurmuştu. Hani bittiğinde full bir deneyim olarak doymuştum oyuna. Tekrar oynayasım gelir gelmez ayrı ama bu bittiği zaman abi ne olur bitme diye dedirte bitti. Yani onu hissettim oynarken. Bu benim ilk hani kendimce eksik gördüğüm konu oldu. Vallahi ben doydum. Yani zaten ben de doymadım. Süreyi şey belirliyor biraz da şimdi oyunda gitmeye zorunlu olmadığın yerler de var. Hani gidip bir tane dükkana dalıp içinde ne var ne yok bakabilirsin. Orada hani tabii. Yaratıklarla kapışma da olabilir. Orada materyal de bulabilirsin. Ama ben gitmek zorunda değilsin. Ben mesela çok fazla etrafı dolanmadım. Biraz daha düz oynadım. 21 saat civarı falan sürdü. Ama hani sonunda keşke daha uzun olsaydı demedim. Ama güzel bir şekilde uzatılmış olsaydı da hayır demezdim herhalde yani. Ya ben her yeri gezmeme rağmen şu konu mesela ikinci olarak eksi olarak görebilir bazı insanlar. O konu da enteresan bir konu. Çünkü oyun çıkmadan önce orada biraz yani yanlış yönlendirdiklerini düşünüyorum ben. Hatırlarsanız beraber Funcel'e canlı yayın yapmıştık bir tane. O canlı yayında Last of Us'ın canlı yayınıydı. Orhun da vardı hatta şey demişlerdi. Keşif edebiliyorsun hani atla evet. Elinin gezdiği bir sahne vardı. Etrafı keşfedebiliyorsunuz demişlerdi. Ben orada şey diye düşünmüştüm. Hani keşif olaylarını galiba bu oyunda arttıracaklar diye düşünmüştüm. Ve oyun hakikaten bir noktada sizi böyle daha başlarda bir noktada keşfedilecek bir yere çıkarıyor. Böyle keşfediyorsunuz işte gidiyorsunuz. Hakikaten yarı açık dünya gibi bir ortam var. Ancak o ortamın devamı gelmiyor. Yani hani o sadece böyle bir sekans gibi yapmışlar. Ben sanki şey diye düşündüm. Oyunun geneline yayacaklar onu diye düşündüm ama öyle bir şey yok. Ya yaymamışlar oyunun geneline. Bu da mesela bazı oyuncuları üzebilir. Hani orada o tadı aldıktan sonra keşke daha fazla bu keşfetme şeyi olsaydı diyenler üzebilir ama ben keşfetmeyi çok sevmediğim için yani geniş alanlarda keşfetmeyi çok sevmediğim için Last of Us Part 2'den memnunum genel olarak. Peki bir şey soracağım Enis. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Onu soracaktım hep aklımdaydı. O yarı açık dünyada Devil Within 2'ye benzettim ben orayı. Onun haritası gibiydi. Orayı sevdin mi? Ben orayı mesela bir tek sevmediğim yer orası oldu. Bak o işte işaretle, yapıyorum. işaretle git. Orayı sevmedim. Yakıştıramadım Last of Us'a. Çünkü evet Last of Us'ın beklediğin deneyim o değildi. Benim konuştuğum insanlar arasında seven de oldu, sevmeyen de oldu çok fazla. Zaten sevenler büyük ihtimalle üzülecekler. Çünkü mesela bir arkadaş şey dedi, hatta Merlin kazandığında Ersin selam olsun abi. Ya ben daha fazla görmek isterdim, çok zevk aldım oradan dedi. Ben mesela o kadar zevk almadım oradan. Ben dedi. De. Yani hani ben evet. Last of Us'ı çünkü... geniş haritada açık, yarı açık dünyada keşfetmek için oynamak isteyen bir oyuncu değilim dedim. Aynen. Ama oyun sana onu verince beklentiye giriyorsun anladın mı? Hani bana bunu burada verdi, devamında da verecek hissiyatına girebilir oyuncu. Evet evet. Ne alaka çok... oluyorsun? Verdi bitti. Niye vardı diyorsun? Cevap geliyor. Bana o şey geliyor. Yani konsept ve hikaye gereği çok da böyle yani bize keşfedecek alan sunmaması daha mantıklı geliyor. Çünkü hikayede hep bir acele var. Yani hedeflerini hep acele yapman gereken şeyler ve duygusal yoğunluğu olan şeyler. Yani hikayeye bağlı oynuyorsan sen bu oyunu hani bir anda oradan sapıp ya dur da biraz dükkan keşfedeyim diye böyle çok fazla vakit de harcamaman lazım bence. Doğru. Yani deneyimi zaten, aksatabilir. Zaten ben o yüzden öyle bir sahnenin var olmasına şaşkınım. Yani ben hiç öyle koymazlar diye düşünüyorum yani. Hani, ben de. Hiç koymasalar niye böyle bir şey yok oyunda demezdi. Demez. Sıkıntı aynı. Koydukları için var. Yani koyunca beklentiye girersin ya. Mesela sana ateş etme tuşunu gösterseler oyunun başında. Sonra bir de ateş edemeyeceksin deseler. Garip gelir ya. Onun gibi bir gariplikten bahsediyorum. Ama bu bir problem değil bu arada. Yani bu sadece şey. Hani oyunla ilgili ne yanlış olabilir diye düşünürseniz. Hani gidebilecek bir şey. Yoksa ben
Yani hakikaten çok memnunum. Her şeyden memnunum yani. Bence son yılların en başarılı hikaye anlatan, en başarılı third person shooterlarından biri. Yani ve hakikaten combat sistemini çok övmedik ama genel olarak aksiyon kısımları hem görsel olarak bir film karesi gibi. Hareketler, kaçışlar, bak oyundaki animasyonlar çok gerçekçi. Bir de üstüne oyundaki animasyon geçişleri çok yumuşak. Yani eğilmek, kalkmak, zıplamak, hareket etmek, yani her şey çok yumuşak böyle. Yani garip gelmiyor hiçbir şey gözünüze. Hepsi bir filmden çıkmış, fırlamış gibi sahneler. Ateş etmek çok gergin, nişan almak çok gergin. Headshot yapamayacağını çok gergin. Zombilerle mücadelenin ayrı bir gerginliği var zaten. Belki bir tık daha boss savaşı olabilirdi oyunda. Hani o bir eksik geldi bana hafiften. Ama bir tık daha olabilirdi. Ama genel olarak ben her şeyini beğendim oyunu. Onu yalan şeyi yok. De ekleyeceğim. Tutorial'lar da bence çok hoştu. Yani çok organik yerleştirilmiş oyuna. Evet. Detayını vermeyeyim, o da spoiler'a girebilir ama hani klasik tutorial'lardan ziyade böyle hayatın içerisinden örneklere yedirerek böyle biraz daha farklı bir üslup sergilemişler tutorial'ları aktarırken. O da hoşuma gitti bayağı. Konuşulacak o kadar çok şey var ki işte spoiler'ı bölümme saklıyorum. Burada notlarım var. O yüzden konuşamıyorum. Şeyi de çok sevdim Enis bu arada. Tuncacığım. Uncharted misali, bazı aksiyon sahneleri çok güzel değil miydi? Tekrar tekrar çok oynadım. Iyi. Ha evet. Uncharted örneği gibi böyle aksiyon sekansları da var. Arda arda gelen. Birkaç tane var. Evet, birkaç tane, özellikle aralarından birkaç tanesi oyun dünyasında çok güzel. Hakikaten yani çok evet. Ender rastlayabileceğiniz biliyorum neyi dediğini. Veren sahneler gerçekten. Neyi dediğini biliyorum. Suratından anladım. Çok güzel. Bir daha oynayalım. Neyse. Spesifik olarak belirtmek istediğiniz başka bir şey yoksa burada bir spoilerlı versiyona bırakıyorum ben. Aynen. İlerleyen günlerde spoilerlı versiyonla ilgili oyun çıktıktan bir gün ya da iki gün sonra bir spoilerlı videomuz gelecek. Oyun hikayesini konuştuğumuz, detaylara giriştiğimiz ama biz üçümüz de benim anladığım bu kadarıyla şu ki bu arada ilk defa üçümüz videoda konuştuk oyunu beğenip beğenmediğimiz. Yani hiç kimse bilmiyordu şimdi. O yüzden de ben merak ediyordum Tunca beğenecek mi beğenmeyecek mi diye mesela. Özcan'ın beğendiğini zaten emindim, hissediyordum onun. Özcan hazır geldi zaten arkada. Last of Us'lar döşenmiş. Ben şimdi kapatıp oyuna da alacağım. Evet, bence kesinlikle kaçırılmaması gereken bir oyun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Spoiler yeseniz bile kaçırmayın. Çünkü evet. Değil, yani o spoiler yediğiniz gibi bir şey değil abi. Yani evet. Onu ben söyleyeyim. Ben bizzat spoiler yiyen biri olarak hislerimi spoilerlı videomuzda anlatacağım bu konuda. Çok iyi. Ben de. Tamamdır. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.